yoksa, diye, dahi, ne de. Bilmediğim bir kısım olabilir veya diyelim ki ben konuyu anlatıyorum. Bir arkadaşınızın bir dalgınlığına gelmiştir. Bir arkadaşınız farklı bir yere dalmıştır. Bunu 10 yıldır öğretmenim. Aynı zamanda ilkokulumu, ortaokulumu okuduğum okulda öğretmenlik yapıyorum. Talihsiz bir kaza geçirdim. Bir iş makinesinin altında kaldım. Sağ bacağımı düzüsünden kaybettim. İlk 3 sene eğitimime değnekle gitmek zorunda kaldım. Onun zorlukları fazlaydı. Merdivenden inme, çıkma, teneffüse dahi çıkamıyordum o nedenle. Lise sınavına girdim. Lise sınavında Nurullah Eren Anadolu Öğretmen Lisesi'ni kazandım. Orada da zorluklarım devam etti. İlk kez aileden ayrı kaldım, yurtta kaldım. Ondan sonra Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi sınıf öğretmenliği bölümünü kazandım. 4 sene aldığım eğitim sonucu memleketime Bitlis'e döndüm ve öğretmen olarak, sınıf öğretmen olarak atandım. Şu an kendi eğitim gördüğüm okulda, daha önce koridorlarında öğrenci olarak koştuğum okula bu sefer öğretmen olarak geldim. Bu eksikliğinizi eve gidip videolarla pekiştirebilirsiniz. Veya ne yapıyoruz? Defterlerimizi açıp yazdığımız notları tekrar etmeye çalışıyoruz. 9 aylık bir kemoterapi süreci gördüm. O süreçte zaten en büyük destekçim, beni arayan öğrencilerim, özellikle kendi kızım oldu. Bayındır vardı, evet. Bu isimler, çocuklar, kavramlar eski Türkçemizde yer alan isimler ve kavramlar. Öğretmenlik mesleği sadece sınıfta, tahtada geçen bir olay değil. Yani ben kendim öğretmen olmadan önce, yani mezun olmadan önce böyle bir öğretmeni zaten reddediyordum. Resim dersinde bir resim öğretmeni gibi elimden geldiğince eğitim vermeye çalışıyordum. Müzik dersinde yine çocukların ritmik duygularını geliştirebilmek için çok ayrı dersler işlemeye çalıştım. Dediğim gibi yani sadece sınıfla veya hatta şöyle bir şey söyleyebilirim. Yani resmi günlerle, okula öğrencilerin geldiği günlerle bağlı kalmadık, yani sınırlı kalmadık. Gerektiğinde hafta sonları da öğrencilerle buluştum. Gerektiğinde yaz tatilinde öğrencilere kurs vermeye çalıştım.